Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 1-1 bir, bir berabere kalan Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı. 10 puana ulaşan Karakartal'da teknik direktör Giovanni van Bronhorst 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söylenen Van Bronckhorst, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." diye konuştu. 10 kişi kalan rakiplerine istedikleri şekilde oynayamadıklarını vurgulayan Hollandalı futbol adamı, "Zor bir deplasman, zor bir maç tabii ki de. Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." Maçın ilk 15 dakikası beklediğim gibi geçti. Tempolu ikili olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık. 10 kişiye karşı oynamamız gerektiği şekilde oynayamadık. Rakibin golü bulduğu free kick pozisyonunda da iyi savunma yapamadık. Basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında saha içerisindeki dizilişimizi değiştirdik, dedi pas hızlarının yeterince iyi olmadığının altını çizen Giovanni Van Bronckhorst, ilk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İki de fırsat oluşturduk ama bu fırsatlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Goller atmaya çalıştık. Ama ilk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi aynı oyunu oynayamadık. Aynı oyunu tekrarlayamadık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktalarda yine başarılıydı ifadelerini kullandı. Zor bir deplasmandan puan aldıklarını dile getiren Hollandalı, sözlerini şöyle noktaladı. Rafaela ve Semih'le fırsatlar bulduk. Bunları gole çeviremedik. Tabii ki de zor bir deplasman. Zor bir deplasmandan bir puan alıyoruz. Ama bugün itibariyle iki puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla da aynı zamanda skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Ülbir Spor maçına hazırlanacağız. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.